Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik istemeyen, hatta örgülerde lastik yerine kullanabileceğiniz boyunluk şapka kaşkor gibi örgülere çok yakışan, erkek örgülerine de uygun olan bir model hazırladım. Modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu iki ilmekten sonra bir ilmek artırıyorum. Tekrar iki ilmek ters olarak örüyorum. Ve bir tane ilmek artırıyorum. Örgünün arka tarafında sıra boyunca her defasında önce iki ters ilmek örüyorum, sonra bir tane ilmek artırıyorum. İki ters ilmek örüyorum, sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. İki ilmek ters ördüm, bir ilmek artırdım, son kalan iki ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada dolayarak artırdığım ilmek var. Bunu serbest bırakıyorum. Sonraki ilmeği uzatarak örmeden atlatıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Dolayarak artırdığım ilmeği serbest bırakıyorum. Arkasındaki ilmeği uzatıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Doladığım ilmeği serbest bırakıp arkasındaki ilmeği uzatarak örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca bu şekilde bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek ters olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek ters. Burada artırdığım ilmeği serbest bırakıyorum. Devamındaki ilmeği her defasında örmeden sadece boyunu uzatarak diğer şişime aktarıyorum. Devamındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın son kez doladığım ilmeği bıraktım. Arkasındaki ilmeğin boyunu uzattım. Örmeden aldım. Devamındaki ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrarlayarak devam etmem gerekiyor. Örgümün arka tarafındayım ve ilk sırayı tekrarlıyorum. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 ilmek ters olarak ördüm. Bir tane ilmek artırdım. 2 ilmek ters olarak ördüm. Bir ilmek artırdım. Sıra boyunca bu şekilde 2 ilmek ters olarak örüyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Son iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın devamında bir ilmek artırdım. Kalan iki ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın doladığım, önceki sırada doladığım ilmek var. Bunu serbest bırakıyorum. Arkasındaki ilmeği boyun uzatıyorum, örmeden atlatıyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Her defasında doladığımız ilmekten sonraki gelen ilmeği örmeden diğer şişimize alıyoruz. Devamındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Burada düz ilmeği normal bir şekilde karşıdan giriyorum. Boyun uzatıyorum. Aynı zamanda diğer şişimi örmeden almış oluyorum.
Devamındaki ilmeği ters olarak örüyorum. İlerlediği zaman böyle yumuşacık, çok sıkı olmayan rahat bir örgü modeli oluyor. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Arka tarafta bakın, sürekli aynı işlemi uyguluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Devamında 2 ilmek ters olarak örüyorum ve 1 tane ilmek artırıyorum. 2 ilmek ters olarak örüyorum ve 1 ilmek artırıyorum. Sıra boyunca yapmanız gereken tek işlem bu. 2 ilmeğimizi ters örüp sonrasında 1 ilmek artırıyoruz. Kenar ilmeği kullandım. Sadece başlangıçta arka kısımda ilk başlangıç ilmeğini kullandım. Sonraki bitiş kısmında kenar ilmeği kullanmıyorum. Bir ilmek doladım. Son kalan 2 ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Ön sırada bir kere daha görelim. Modelimizi kapatalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. Arkasındaki ilmeği örmeden uzatarak atlattım. Bir ilmek ters ördüm. Bakın burada düz ilmeğin boyunu uzatarak atlattığımız için çok sıkı olmayan böyle hafif yumuşak dokuda bir örgü modeli ortaya çıkıyor. Doladığım ilmeği serbest bırakıp düz ilmeği uzattım. Devamındaki ilmeği ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir ilmek örmeden atlatmış, bir ilmek ters örmüş oluyorum. Son kez doladığım ilmeği serbest bıraktım. Arkasındaki ilmeğin boyunu uzatıp arkada ipim dururken ilmeğimi örmeden atlattım. Sonraki ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Modelim kendini göstermeye başladı. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. 4 numaralı şiş kullandım. Dediğim gibi böyle çok yumuşacık, salaş görünümde bir örgü modeli oluyor. Ve çok sıkı, sert yapıda bir örgü modeli değil. İsterseniz lastik yerine kullanın. Ya da böyle boyunluk kaşkor gibi lastik örgüyle güzel olan örgülerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Erkek örgülerine çok güzel olacaktır. Fermuarlı ceketler, hırkalar yapabilirsiniz. Bebek örgülerine de uygulayabilirsiniz. Burası da örgümün arka tarafı. Gördüğünüz gibi arka tarafı da gayet hoş, kullanılabilen bir model. Ama bugün bizim modelimizin ön yüzü lastik görünümde olan bu kısım. Herkese kolay gelsin.